به غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar, geçen dersimizde iman üzerinde, iman hakiki üzerinde bir nebze durmaya çalışmıştık ve imanın insanın bütün ecza ve azasına nasıl hakim olması icap ettiğini de misalleriyle görmüştük. Bugün de imanın vahdaniyet sıfatıyla, vahidul ehad sıfatıyla muttasıf bulunan Hazreti Allah Celle Celaluhu, böylece ona iman eden müminlerin kalplerine yerleştirdikleri imanın bütün müminlerde aynı olması sebebiyle neticenin de aynı olması, neticenin aynen zuhura gelmesi icap ettiğini ele alacağız. İman tevhid-i kulubidir. Yani bütün kalplerin aynı davayı, aynı gayeyi, aynı imanı terennüm etmesiyle her türlü neticenin de aynı olması iktiza ediyor. Bu hususu biraz açıklayacağız. Efendiler, biliyorsunuz ki yeryüzünde her şey tek bir kudretten emir alıyor. O da Allah-u Teala. Hiçbir şey Allah'tan emir almadan, Hazreti Rabbül Alemin'den izin almadan, Mevla'nın, Rabbül İzzet'in iradesi, izni ve ilmi olmadan hiçbir şey vuku'a ve zuhura gelemiyor. Tek kaynaktan emir alacak her şey. Yeryüzüne, gökyüzüne, kevn-i mekana, cümle mevcudat ve mahlukata emir veren bir tek kudret var. Her şey ondan emir alıyor. Her şey ondan güç alıyor. Her şey ondan kudret alıyor. Her şey ondan izin ve müsaade alıyor. Onun iradesi, onun izni, onun emri olmadan kainatta, evrende hiçbir şey kıpırdamak gücüne malik değil. İtikat olarak böyle inanacağız. Ve ona bağlı olarak çalıştıkları içindir ki neticeler hep aynı. Bakınız, televizyondan bir misal vereceğim. Teknik olarak tabii. Teknik olarak bir misal vereceğim. Hani bakıyorsunuz, bir futbol maçı oynanıyor bir yerde. Dünyanın falan yerinde bir futbol maçı oynanıyor. Onu televizyon vasıtasıyla bütün dünyaya neşrediyorlar. Yayın yapıyorlar. Nasıl oluyor bu? O oynanan oyunu televizyon kamerasıyla, film kamerasıyla, sinema kamerasıyla teslim ediyorlar. Ve neticede uzatmayayım, uzun sürer onun teknik tarifi. Belli bir merkezden feza boşluğuna elektromanyetik dalgaları neşrediyorlar. Bir noktadan, bir merkezden uzay boşluğuna, feza boşluğuna, gök boşluğuna yayın yapıyorlar. Elektromanyetik dalgalar hızla yayılıyor. Bir merkezden yayılıyorlar. Öyle süratli, öyle hızlı yayılıyorlar ki saniyede 300 bin kilometre süratle bütün uzay boşluğunu, bütün fezayı, bütün uzayı boydan boya dolduruyorlar. Tek noktadan emir alıyorlar. Ve dünyanın neresinde televizyon alıcısı varsa, o cihaz varsa, hepsi birden aynı oyunu, aynı yayını aynen gösteriyor. Hiç karışmıyor, hiç değişmiyor, yanlışlıkla başka bir manzara göstermiyor. Aynı oyun neyse, milyonlarca televizyon alıcısında aynı oyunu, aynı işi, aynı hareketi aynen gösteriyor. Demek ki tek merkezden yayınlanan elektromanyetik dalgalar aynı titreşimlerle, aynı hızla,
aynı ilimle, aynı dikkatle, aynı gerçeklikle bütün fezayı dolduruyorlar. Aynı anda milyonlarca televizyon alıcısı hiç değişmeden aynı sesleri, aynı resimleri, aynı oyunları ekranlarına yansıtmak suretiyle aynı şeyi gösteriyorlar. Bu ne demektir? Eğer ayrı ayrı kaynaklardan emir alsalardı, ayrı ilim sahipleri, ayrı idare sahipleri, ayrı irade sahiplerinden emir alsalardı, fezada çarpışacaklardı, o resimler, o sesler, o suretler birbirine karışacaktı, fezada bir kaos meydana gelecekti, hiçbir şey ahengini, nizamını bulamayacaktı, o oynanan oyun karma karışık bir manzarayla hiçbir yerde doğru dürüst görünmeyecekti. Aynı manzarayı milyonlarca televizyonda hiç değişmeden, çarpışmadan, bozulmadan, silinmeden, yanlışlık yapmadan aynı sesleri, aynı suretleri aldığımıza göre bu titreşimler, elektromanyetik dalgalar bir tek kudretten emir alıyor ki o kudret de sadece Hazreti Allah'tan başkası değildir. Oradan emir alıyorlar. Elektronlar ve hava molekülleri, o sesleri taşıyan moleküller, o suretleri, televizyon aynasında görünen resimleri sırtında taşıyan bütün elektronlar, bütün moleküller, bütün o titreşimler bir tek kaynaktan emir alıyorlar. Değişik kaynaklardan emir alsalardı resimler değişik zuhur edecek, çarpık çarpık meydana gelecek. Aynı neticeyi gösteriyorlar. Aynı manzarayı gösteriyorlar. İşte efendiler, dünyanın neresinde olursa olsun aynı Allah'a iman eden, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, aynı kıbleye yüzünü çeviren, aynı kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyan, aynı namazı kılan, aynı kıbleye yönünü çeviren, aynı amentüye iman eden, İslam'ın bütün şartlarına iman edip amel eden müminlerin de dünyanın neresinde olursa olsun aynı manzarayı, aynı neticeyi ortaya koymaları lazım. İman bunu iktiza ediyor. Tevhid imanı bunu iktiza ediyor. Dünyanın neresinde bir Müslüman aile varsa, ister Afrika'da, ister Asya'da, ister Amerika'da, ister Avrupa'da, ister Türkiye'de, nerede olursa olsun, nerede bir Müslüman aile varsa aynı neticeyi göstermesi lazım. Ve o İslami ailede, aynı imanı yaşayan Müslüman ailedeki bütün kadınlar ve kızlar tepeden tırnağa kapalı olması lazım. Aynen günde 5 defa kıbleye yönelmesi lazım. Aynı yerde tevhid kelimesi okunması lazım. Ve hiçbir farklılık, değişiklik meydana gelmemesi lazım. İman bunu iktiza ediyor. Parçalanmamak lazım. O halde aziz müminler, demek ki imanın neticesi bütünleşmektir. Bütünleşmektir. Aynı kaynaktan emir alan, aynı kaynağa iman eden müminlerin bütünleşmesi lazım, parçalanmaması lazım. Teknik açıdan ve tevhid açısından bunun böyle olması lazım. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ağaç yaprağı aynıdır. Söğüt yaprağı, kavak yaprağı, ayva yaprağı, asma yaprağı aynıdır. Nereye giderseniz gidin, asmanın yaprağını aynı göreceksiniz. Ayvanın yaprağını aynı göreceksiniz. Değişmez. Çünkü ayva, asma, her şey bir tek kaynaktan emir alıyor. Manzarası, çiçeği, yaprağı, motifi, dekoru, dekorasyonu aynı manzarayı arz ediyor. Öyleyse Müslümanın da aynı bütünlüğü, aynı beraberliği, aynı güzelliği, aynı bütünleşmeyi göstermesi lazım. Dünya üzerindeki bütün müminlerin aynı tesbih daireleri gibi bir ve beraber olması lazım. İman bunu mecbur eder. İmanın mecburi sonucu budur zaten. O halde müminlerin bütünleşmesine, imanın aynı neticeyi vermesine, amentü billahi manzumesine iman edenlerin aynı karakteri, aynı kabiliyeti, aynı hareketi, aynı tasarrufları meydana koymasına mani olan en büyük bela tefrikadır, parçalanmadır, bölünmedir, çekişmedir. Bu nokta üzerinde biraz duracağız.
alemi İslam'ın en büyük felaketi burası. En büyük felaketi. Efendiler, Mekke-i Mükerreme'de Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğinden evvel vaziyet çok kötü idi. Vahim idi biliyorsunuz. Parça parçaydı bütün Araplar. Bölük bölük, parça parça. Hiç kimsenin diğerine itibarı, itimadı yoktu. Hiç kimsenin diğerine itibarı, itimadı yoktu. Kabileler arasında bir bağ, bir intizam yoktu. Aşiretler arasında katiyen beraberlik yoktu. Ve bütün Araplar paramparçaydılar. Sebebi neydi bunun? Sebebi, en mühim sebebi bir taneydi. Biliyorsunuz. O da putlara tapıyorlardı ayrı ayrı. Kâbetullah'ın, Beytullah'ın içinde 360 tane put mevcut idi. Her birisi ayrı bir puta tapıyordu. Her birisi ayrı bir şekle tapıyordu. Her birisi ayrı bir Allah'a tapıyordu. Her birisi ayrı bir kabilenin putuna, ayrı bir aşiretin putuna, ayrı bir soyun sopun putuna, babasından gelen, dedesinden gelen putlara tapıyorlardı. Kimsenin yönü, yolu aynı değildi. Paramparçaydı bütün topluluk. Hazreti Muhammed Mustafa geldi. Aleyhissalatü vesselam bir kelime, mukaddes bir kelime ortaya koydu. Ve o kelimeyle, kelime-i tevhid ile birdenbire o putların geçerliliği kalmadı, hepsi birden söndü. Bir kelimeyle. O da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ey insanlar, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yeryüzüne, gökyüzüne hükmeden, insanlara, hayvanlara, nebatlara, bütün mahlukata sadece tek başına emir veren, sığınılması icap eden, ibadet edilmesi icap eden, secde edilmesi icap eden bir tek Allah vardır ki o da bütün göklerin ve yerin Rabbi olan, Rabbus semavati vel ard olan Allah'tan başkası değil diyor Resulullah. Bir tek. La ilahe illallah. Allah'tan başka katiyen kendisine yalvaracak hiçbir şey yok. İbadete layık kimse yok. Ve gidip el açılacak hiçbir şey yok. Tevhid. Buraya iman edince bir bomba tesiriyle her Müslüman olan bu kelimeyi kalbine oturttukça adeta mıknatıs gibi o onu çekti, o onu çekti, o onu çekti. Putların hiçbir izzeti ve şerefi kalmadı. Putların hiçbir kıymeti kalmadı. Hiçbir değeri kalmadı. Ve o kabileler, aşiretler birbirini yiyen, parçalayan, arasında bölük bölük olan, fırka fırka olan, parçalanmış bulunan o Araplar İslam imanıyla birdenbire bütünleşti. Birdenbire beraber oldu. Birdenbire bir ordu haline geldi. Ve kumandan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın emrine girmek suretiyle 23 sene gibi kısa bir zamanda bütün Arabistan'a tepeden tırnağa hakim oldu. İmanın sonucu bu. Bugün Türkiye'de %99'u Müslüman deniyor. Düşünebiliyor musunuz? %99'u Müslüman olan Türkiye'de şu vahim neticeye bakınız hele. Hiç bütünlük var mı? Hiç beraberlik var mı? Hiç birbirine itimat, itibar, sevgi, saygı var mı? Korkunç bir çekişme var memlekette. Siyasi partiler birbirini paramparça etmiş Müslümanların. Gruplar, hizipler, fırkalar, zümreler, sınıflar, Müslümanları adeta kapış kapış kapışmışlar. Meydanlar boydan boya kafirlere kalmış. Caddeler zanilere, canilere kalmış. Memlekette caddeler zanilere, canilere kalmış. Neyle Müslümanlar? Kim parçalandılar? Kim bölündüler? Hangi Yahudi Müslümanları fırka fırka parçaladı? Aynı imanı terennüm eden Müslüman böyle perişan mı olmalıydı? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam bizi böyle görse sizi ümmet diye kabul eder mi? Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han mezarından başını kaldırıp Fatih'in bu sorunlarını birbiriyle çekişirken, birbiriyle dövüşürken vallahi teker teker yüzümüze tükürmeye mecbur kalacaktır.
Zaten Müslümanlığı bu. Vatan gidiyor kardeşlerim. Vallahi diye yemin ediyorum, Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Doğuyu batıdan, batıyı doğudan ayırmak istiyorlar. Yabancı güçler, kafir Amerika, Moskov Rusya, bütün destekleriyle Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Yurdumuzu, yuvamızı dağıtmak istiyorlar. Bizi mahvetmek istiyorlar. Müslümanlar hala parti kavgası yapıyor. Hizip kavgası yapıyor. Falancı, filancı diye birbirini kebetmeye çalışıyor. Müslümanlar enayiler gibi kavga ediyorlar. Müminler, aynı Allah'a iman edenler böyle mi olur? Aynı kitabı okuyanlar böyle mi olur? Aynı kıbleye dönenler böyle mi olur? Müslümanlar birbirini parçalar mı? Müslümanlar birbirini çekiştirir mi? Müslümanlar Yahudi'ye yem olur mu? Müslümanlar Moskovlara yem olur mu kardeşlerim? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Koskoca bir cehennem gibi kaynayan dünyada nereye gidiyorsunuz? Bir Müslümanın başına bir bela ve bir musibet geldiği zaman bütün Müslümanlar onun için ağlamadıkça o memleket vallahi Müslüman değildir. Mümin değildir o memleket. Siz ey müminler, ey vahdet kitliğine bağlı tesbih taneleri gibi Allah ve Resulüne gidenler, aynı neticeyi vermesi lazım iman. Aynı bütünleşmeyi vermesi lazım iman. İman bizi bütünleştirmiyorsa, bizi kenetleştirmiyorsa, sımsıkı birbirimize sarılamıyorsa henüz gerçekten iman etmiş olamayız. Olamayız, olamayız. Kardeşlerim, Kur'an-ı Mübin aynen şöyle sesleniyor. وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Ey müminler! Allah ve Resulüne itaat ediniz. Allah ve Resulünün emirlerini takip ediniz. Nefsinizi ve neslinizi Allah ve Resulüne uydurunuz. Evinizdeki gayri İslami gidişata son veriniz. Şeklinizi, şemailinizi Resulullah'a uydurunuz. Yolunuzu, yönünüzü Allah'a tam çeviriniz. Ve Avrupa'nın desisesine, Amerika'nın vesvesesine, bütün dünyadaki gayri İslami harekatın cereyanına kapılmayınız. Tek ve tek olarak Allah ve Resulüne mutlak manada itaat ediniz. وَلَا تَنَازَعُوا Çekişmeyiniz, birbirinizin gırtlağına sarılmayınız diyor Allah-u Azimüşşan. وَلَا تَنَازَعُوا Çekişmeyiniz, çekişmeyiniz. Birbirinizin gırtlağını sıkmayınız, birbirinizin canını sıkmayınız, birbirinize engel olmayınız, birbirinizi mutlak manada destekleyiniz. Ve fakat çekişmeyiniz, dövüşmeyiniz, sövüşmeyiniz ve sarılınız. Ne olur ya Rabbi çekişirsek, Allah'ımız haber veriyor. Fetefşelû, korkaklaşırsınız. Bir avuç anarşist bütün memleketi korkutur, evinizden çıkamaz hale gelirsiniz. Ayetin aynen manası bu. Fetefşelû, korkaklaşırsınız, öblekleşirsiniz. Birbirinizden korkan, birbirinizden çekinen hiç bir cemiyet haline gelirsiniz. وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ Rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz kesilir. Arş-ı âlâdan üzerinize bir damla rahmet düşmez diyor Kur'an-ı Kerim. Evliyaullah'ın ruhaniyeti kesilir, enbiyanın ruhaniyeti kesilir. Katiyen şühedanın, evliyaullah'ın, enbiyaullah'ın yardımını vallahi göremezsiniz. Biraz sonra göreceksiniz, arş-ı âlâdan, semavattan, yeryüzündeki müminlere iman etrafında bütünleşen, kenetleşen, sımsıkı birbirine sarılan Müslümanlara göklerden nasıl rüzgar gibi, nasıl yıldırımlar gibi Allah'tan yardım geldiğini göreceksiniz. İşte böyle olursanız çekişmeyiniz ki, birbirinizi parçalamayınız ki, وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ Rüzgarınız kesilir. Arş ile arzın arasındaki rahmet kesilir. Maneviyatınız bozulur. Moraliniz köser. Yıkılırsınız. Devletiniz, milletiniz tarumar olur. Ruhlarınız çıkar. Canlarınız çıkar diyor Kur'an-ı Kerim. Canınız çıkar. وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Sımsıkı sabrediniz.
Allah yolundaki belalara, meşakkatlere sabrı sebat ile karşı koyunuz. Ve biliniz ki Allah sizlerle, sabreden Müslümanlarla muhakkak beraber olacaktır. Şu ayet-i kerimeye bakın. Sanki şimdi nazil olmuş gibi taze ve hakikat ihtiva ediyor. Efendiler, şimdi parçalanınca rahmet-i ilahiye kesiliyor. İnsanların birbirine olan merhameti, şefkati kesilince semavatın da merhameti kesiliyor. Semavatın da merhameti kesiliyor. Bu noktada size harikulade bir misal vermek istiyorum. Harikulade bir misal. Her zaman gözümüzün önünde duran canlı bir misali vermek suretiyle rahmet-i ilahiyenin nasıl kesildiğini göreceğiz. Kardeşlerim, hani yeryüzünün libası, elbisesi durumunda olan ormanları iyi biliyorsunuz. Orman. Yeryüzünün güzelliği, tazeliği ormanlarla meydana gelir. Ormanlar, ağaçlar ne güzel şeylerdir. Şimdi ormanlardan, orman bir cemiyettir biliyorsunuz, bir topluluk haline gelmişlerdir. Orman demek zaten ağaçlar topluluğu demektir. Ağaçlar topluluğu, bir cemiyet haline geliyorlar. Topluluk, yani orman demek ağaçların bütünleşmesi, ağaçların bir araya gelmesi, ağaçların teneflenmesi, ağaçların adeta sarmaş dolaş kardeş olması demektir orman. Bakın şimdi misale. Misale bakınız kardeşlerim. Nasıl birbirine destek oluyor ormandaki ağaçlar? Nasıl birbirine merhamet ediyor? Nasıl birbirine sarılıyor? Ormandaki ağaçlar nasıl dayanışıyor? Nasıl birbirine yardımcı oluyor? Bakınız. Yazın sıcak günlerde Allah aşkına teker teker dinlemenizi istirham ediyorum. Aziz kardeşlerim, iyi günlerde değiliz. Bir doğum sancısı çekiyor memleket. Hatta bütün dünya bir doğum sancısı, bir doğum sancısı çekiyor memleket. Yalvaralım, destek olalım, birlik olalım ve çalışalım. Siyasi çekişmelere uğramayalım. Siyasi partilerin hırsla yürüttükleri kavgalara katılmayalım. Ve gayret edelim ki doğum sancısı çeken memleketimizde İslam zuhur etsin, İslam meydana gelsin. Doğum sancısından sonra, her doğum sancısından sonra bir çocuk dünyaya gelir. Uğraşalım ki İslam zuhura gelsin ve İslam muzaffer olsun kardeşlerim. Bakınız, orman, şimdi misallendiriyorum. Yazın sıcak günlerinde, Ağustos'un sıcaklarını biliyorsunuz. Bu günlerde ormandaki ağaçlar hepsi birbirinin dibine, hepsi birbirinin altına gölge yaparlar. Hepsi birbirinin dibine, köküne gölge yaparlar ağaçlar. Böylece ne olur? Köklerin kurumasına mani olurlar. Sıcakta ağaçların kökleri kurur kurur gider. Ormanda ağaçların kökleri kurumaz için hepsi birden birbirinin köküne gölge olurlar. Birbirinin kökünü güneşin kurutmasına mani olurlar. Birbirine adeta şemsiye gibi, birbirine perde gibi, birbirine yelpaze gibi, birbirine perde gibi gölgelik yaparlar da ormanın kökleri, ağaçların kökleri katiyen kurumaz. Bugün Müslümanların kökünü kurutmaya çalışanlara karşı Müslümanlar birbirine kol ve kanat germezse orası mahvolur kardeşlerim. Orası mahvolur. Birbirimize kol ve kanat gereceğiz. Neme lazım demeyeceğiz. Neme lazım diyen Yahudilere lazımdır. Neme lazım diyen kafirlere lazımdır. Yerini yerinde kullanmaya çalışıyorum. Ve davamı nerede olsa ispata hazırım. Benim şu konuştuğum mevzuları, meseleleri, ayetleri, hadisleri nereye götürürlerse götürsünler, hangi mahkemeye çıkartırlarsa çıkartsınlar, elime Kur'an-ı Azimüşşan'ı alarak davamı ispata hazırım. Kimse bana uğramaz buraya. Benim elimde Kur'an var. Benim vaaz-ı nasihatımın kaynağı Kur'an. Ben batıldan bahsetmiyorum. Ben felsefeden bahsetmiyorum. Ben haber merkezlerinden bahsetmiyorum. Benim haber merkezim vahiy ilahiye dayanan
Kur'an-ı Mübin Muhammed Mustafa'dır. Başka kaynak tanımıyorum. Bizim vaazlarımızı kim dinlerse dinlesin. Her zaman söylüyorum. Müslümanların yer altı teşkilatı yoktur. Müslümanların yerin altında örgütleri yoktur. Bütün sivil ve askeri emniyet kuvvetlerine hepimiz destek halindeyiz. Müslümanlar anarşiyi sevmezler. Müslümanlar katiyen anarşist olamazlar. Müslümanlar milletine, memleketine bağlıdır ve saygılıdır. Müslümandan korkanlar evvela kendisinden korkuyor demektir. Onun için Müslümanların gizli bir teşkilatı yok. Her şeyiyle Müslümanlar meydanda. İşte görüyorsunuz. Şurada vaaz-ı nasihat ediyoruz. Kim gelip dinlerse dinlesin. Her şeyimiz gün gibi açıktadır. Ve her zaman dediğim gibi size de tekrar söyleyeyim. Müslümanların bir tek cemiyeti vardır. Müslümanların tek bir cemiyetleri vardır. O da Müslümanların bir araya geldikleri İslam cemiyetidir. İslam cemiyetinden başka cemiyetimiz yok bizim. İslam cemiyeti. Peki bu cemiyetin nizamnamesi, tüzüğü var mı hocam? İslam cemiyetinin tüzüğü, tüzük. Hani cami yaptırma dernekleri falan, dernek falan cemiyet, hepsinin tüzüğü olur ya nizamnamesi. İslam cemiyetinin tüzüğü, kanunu, nizamnamesi var mı hocam? İslam cemiyetinin nizamnamesi Kur'an-ı Kerim'dir işte. Tüzüğümüz budur bizim. İslam cemiyeti bu. Peki İslam cemiyetinin genel merkezi nerede hocam? İslam cemiyetinin genel merkezi Mekke-i Mükerreme'de Kâbetullah'tır kardeşlerim. Genel merkezimiz. İslam cemiyetinin genel başkanı var mı hocam? İslam cemiyetinin genel başkanı Cenab-ı Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü Vesselam. Genel başkanımız Muhammed Mustafa kardeşim. Başka bir başkan kabul etmiyoruz biz. Hiç başka bir başkan kabul etmiyoruz. Bizim meydanda her şeyimiz. Peki İslam cemiyetinin toplantıları olur mu hocam? Evet, günde beş defa Müslümanlar İslam cemiyetinde camilerde toplanırlar. Günde beş defa toplantımız var bizim. Ve mutlaka bu İslam cemiyetine üye olanlar kimlerdir hocam? Yeryüzündeki bütün Müslümanlardır. İslam cemiyetine üye olanlar bu cemiyete aidat öderler mi hocam? Evet. Senede bir defa zekat ve sayısız defa teberruh öderler. İslam cemiyeti bu. Bizim başka bir cemiyetimiz yok. Askeri ve sivil erkan bizden şüpheleniyorlarsa alenen ifşa ediyorum işte. Cemiyetimiz meydanlarımız. Aziz kardeşlerim, konuştuklarımızı ispat etmedikçe ben kürsüye çıkmana bir kelime söylemem. Onun için bantlarımız, konuşmalarımız, bazı nasihatlarımız nereye giderse gitsin meydandayız. Ve her an ispat etmeye hazırız Allah'ın lütfuyla. Ama sizin neme lazım dememeniz lazım. Sizin sahip olmanız lazım. Sizin sahiplik etmeniz lazım. Ve camiden çıktıktan sonra köşeyi dönüp kaybolmamanız lazım. Eğer bu davaya sahip olmayacaksanız, eğer İslam'ı anlatan insanlara sahip olmayacaksanız, Allah'ın evine katiyen gelmeyiniz kardeşlerim. Hiç dokunmayınız. Sahip olacaksanız gelin. Bir lokantaya orada yemek yiyecekseniz girin. Bir hamama yıkanacaksanız girin. Bir camideki davaya sahip olacaksanız gelin. Korka gelmeyin. Ciddi olalım. Samimi olalım. Siyasi çekişmeleri, siyasi partilerin memlekete verdiği zararı hepiniz görüyor, acı acı hissediyorsunuz. Yahudiler muvaffak olmuşlar, Müslümanları paramparça etmişlerdir. Aziz kardeşlerim, ormandan misal veriyordum. Unutmayalım. Yazın sıcak günlerinde her bir ağaç birbirinin köküne gölgelik yapıyorlar. Ağaçların kökleri kurumuyor. Desteklemeyi görüyor musunuz? Güneşin hararetine karşı her ağaç öbürünün köküne gölge oluyor, kurutmuyor. Şiddetli rüzgar estiği zaman bakın Allah aşkına. Şiddetli bir rüzgar estiği zaman ormandaki ağaçlar birbirine sırtını dayıyor, birbirine destek oluyor, ağaçlardan bir tanesi bile kırılmıyor. Destek oluyorlar. Bugün kızıl rüzgarlar esiyor, komünist rüzgarlar esiyor. Birbirinize destek olmayacak mısınız? Hep böyle kırıp getirecekler mi? Hep böyle parçalayacaklar mı?
Müslüman memleketinizi paramparça mı edecekler? Destek olmayacak mısınız? Ormandaki ağaçlar şiddetli rüzgarlara karşı birbirine sırtını dayıyor da hiçbir ağaç kırılmıyor. Ne ibret, ne hikmet kardeşlerim. Bakın bir hikmet daha. Şayet ormanı sel suları basarsa, sel suları, bir sel geldi, ormanı bastı. Bakın harikulade hadiseye. Sel suları ormanı basarsa, her bir ağaç gelen suları, sel sularını kendi payına düştüğü kadar bölüyor ve dönülen sular gücünü kaybediyor ve hiçbir ağacı yerinden söküp atamıyor. Sel sularını nasıl hallediyor görüyor musunuz? Sel suları ormanı basmaya geldiği zaman her ağaç kendi hissesine düştüğü kadar suyu yutuyor. O sel suyunu parçalıyor, kuvvetini bölüyor ve hiçbir ağacı kökünden söktürmüyor. Müdafaa ediyor. Müslümanlar böyle olması lazım. Müslümanlar ibret alması lazım. Müslümanlar örnek olması lazım. Müslümanlar davaya sahip olması lazım. Bunun tam tersine kırda, kır öyle ağaçsız, yeşilliksiz bir yerde tek bir ağaç görüyorsunuz ki yaşayamıyor. Tek ağaç kurumak gibi, yapraklarının dökülmesi gibi her türlü afete maruz kalıyor. Tek başına kalmış, böyle aralıklı, parçalanmış ağaçlar çabucak kuruyor, ateşte yanacak odun haline geliyor. Orman böyle bir akıbete uğramıyor. Çünkü birbirini destekliyor, birbirine mutlak manada yardımcı oluyor. Efendiler, bir ibret daha ortaya koyacağım. Allah aşkına samimi olarak dinleyelim ve birbirimize destek olalım. Hele bugünlerde, eğer bizi duanızdan mahrum ederseniz, eğer bizi desteğinizden mahrum ederseniz, mahşer günü Muhammed'e hepinizi şekva ederim, hepinizi dava ederim. Dualarınızla, niyazlarınıza ortak edeceksiniz. El birliğiyle, ormandaki ağaçlar gibi sırt sırta vermek suretiyle İslam'ı zafere götüreceğiz inşallah Teala. Sımsıkı sarılmak şartıyla. Bir örnek daha, bir misal daha vereceğim. Efendiler, bakınız, kuruyan bir ağacı kesiyorlar. Ormanda böyle bir hadise çok az vuku geliyor. Ama ormandan ayrı düşmüş bir ağaç kuruyor derhal, kuruyor mahvoluyor. Fırtınalar onu kurutuyor, sel suları kurutuyor. O ağacı hararetler, sıcaklar kurutup mahvediyor. Dayanışma olmadığı için tabii. O kuruyan ağacı kesiyorlar, baltaya sap yapıyorlar, ondan sonra ormanı kesmeye başlıyorlar. Hani derler ya misalde, bir balta ormanda ağaçları durmadan kesiyormuş. Allah hakkına bakınız, ormanda bir balta, zalim bir balta, merhametsiz bir balta durmadan ağaçları kesiyormuş. Ağaçlardan birisi lisana gelmiş demişti, ey merhametsiz balta, ey zalim balta, niçin bizi kesiyorsun, niçin bizi doğruyorsun, hiç merhamet etmiyor musun deyince balta da lisana gelmiş, demiş ki bana söyleme, seni kesiyorum ama beni çalıştıran, beni işleten, beni senin gövdene vuran, senin cinsinden olan benim sapımdır demiş. Benim sapım senin cinsindendir. Ey ağaç, ben seni kesiyorsam beni baltayı işleten, baltayı çalıştıran benim sapım ağacın cinsinden, senin cinsindendir demiş. Müslümanlar, Yahudiler öyle çalışıyor ki Müslümanları parçalıyor, sen falancısın diyor, sen filancısın diyor, sen falan partidensin diyor, sen filan partidensin diyor, Müslümanı o zalim baltanın sapı gibi kullanarak öbür Müslümanları parçalatıyorlar. İkimizden parçalanıyoruz. Müslüman, Müslümanı parçalıyor. Müslüman, Müslümanın aleyhinde çalışıyor. Müslüman, Müslümana kelme takıyor. Bu oyuna gelmemek lazım. Bu hileye uğramamak lazım. İbret almak lazım. Örnek almak lazım. Bak ormandan misal veriyorum. Efendiler,
Rabbül Alemin buyurdu ki, وَلَا تَنَازَعُوا Çekişmeyin, dövüşmeyin, birbirinizin aleyhinde çalışmayın ki, فَتَفْشَلُوا Korkaklaşırsınız. Birbirinizin desteği kalmaz, birbirinizin aleyhinde olursunuz da korkarsınız, korkaklaşırsınız. وَتَزْهَبَ رِيحُكُمْ Rüzgarınız, maneviyatınız, kudret ve kuvvetiniz kesilir, millet ve memleketiniz harap olur, diyor Rabbül Alemin. Bunun tek çaresi, tevhidi temin etmek ve bölünmekten, parçalanmaktan, adeta kafir olmak gibi haşa, korkmak ve sakınmak lazımdır. Korkmak ve sakınmak lazımdır. Böyle olunca Allah'ın nusreti göklerden ve yerden mutlak nebaan edecektir. Bakınız, İslam tarihinden bir misal vereceğim. Allah yolunda bütünleşen, birleşen insanlara Rabbül Alemin nasıl yardım ediyor? İslam tarihinden misal arz ediyorum. Efendiler, Bedir Harbi'ni biliyorsunuz. Bedir Harbi'ni. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin başkumandan olarak bulunduğu mukaddes İslam muharebelerinin ilki, ilk muharebe, Bedir Muharebesi. Burada bir hadise, bir vakıa zuhur ediyor. Bakınız Rabbül Alemin müminlere nasıl yardım ediyor. Bunu ortaya koyup kendi tarihimizden misal vereceğim. Bölünmemek, parçalanmamak şartıyla ama dikkat edeceğiz. Efendiler, Ebu Leheb biliyorsunuz, kafirlerin çok büyüklerinden, Allah'ın lanet ettiği insanlardan birisi de, Kur'an-ı Kerim'de telvin edilen, lanetlenen bir insan da, öz ve öz Peygamberimizin amcası Ebu Leheb kafiridir. Tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe ayetleriyle lanetlenen korkunç insan Ebu Leheb. Ebu Leheb Bedir Harbi'ne gidemedi. Bedir Harbi'ne katılmadı Ebu Leheb. Yerine Hişam İbni Mughire'nin oğlu As'ı gönderdi. Araplarda bir usul vardı. Bir adam harbe katılamazsa yerine mutlaka birisini gönderiyordu. Ebu Leheb de kendi yerine Hişam İbni Mughire'nin oğlu As'ı göndermişti. Tamam. Nihayet harbin sonunda bütün müşrikler biliyorsunuz mağlup oldu, rezil oldular. Allah Resulünü ve müminleri zafer yad eyledi, muzaffer kıldı. Biliyorsunuz, uzatmayacağım. Nihayet savaştan Ebu Süfyan döndü. Mekke'ye geldi. Gelir gelmez Ebu Leheb çağırdı. Haber istiyor şimdi. Haber istiyor. Nasıl oldu muharebe? Ne netice aldınız diye haber soruyor. Ebu Leheb çağırıyor. Yebine ahi, ey yeğenim, ey kardeşimin oğlu, gel bakayım buraya. Ahbirni keyfe kâne emrun nas. Bana haber ver, ahbirni. Bana haber ver. Bedir'de insanlar ne yaptı? Bedir'de Mekkeliler nasıl bir hal içine düştü? Nasıl sonuç aldınız? Bana haber ver diyor. Kale, şahit olan insan diyor ki, İslam tarihindeki sahne bu. Kale dedi ki, vallahi, yeminine başlıyor. Mühim hadiselerde, İslami kaynaklarda sık sık yemin edilmiştir. Yemin, mühim bir hadiseyi, mühim bir hükmü, mühim bir ibreti, mühim bir hakikati söylerken, yemin etmek Kur'an'ın metodudur. Kur'an usulüdür. Vallahi diye başlıyor size. مَا هُوَ اِلَّا اَنْ لَكَيْنَ الْقَوْمَ فَمَنَحْنَاهُمْ اَكْسَافَنَا يَقْتُلُونَنَا كَيْفَ شَاءُ وَيَأْسِرُونَنَا كَيْفَ شَاءُ Diyor ki, vallahi öyle bir muharebeye tutuştuk ki, öyle bir muharebeye tutuştuk ki, لَكَيْنَا رِجَالًا بَيْضًا عَلَى خَيْلٍ بَاسٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ O Bedir muharebesinde Müslümanlarla çarpışmaya girdiğimiz dakika öyle bir şey, öyle bir toplulukla, öyle askerlerle karşılaştık ki beyaz elbiseler altında göklerden yerlere kadar uzanan büyük bir orduyla karşılaştık diyor. Mine's-semâi vel-ard, beyne's-semâi vel-ard, göklerle yer arasını dolduran beyaz elbiseli, beyaz atlarla, yarız atların üzerinde hiç tanımadığımız askerlerle karşı karşıya geldik. Onlar istediği gibi bizimle dövüştü. Hepimizi esir alıp imha ile gidiyorlar. Allah! Melaike ordusu.
Allah-u Teala'nın gönderdiği melek ordusu, Arş-ı Âlâ'dan arza gönderdiği melek ordusu. Bizzat ifade ediyorlar. Vallahi ma seliku şeyen ve la yekumu leha şeyün. Öyle askerler, cangız atların üzerinde beyaz elbiseli, öyle askerler geldi ki kimse onlara karşı koyamadı, her şeyi tarumar ettiler diyor. Bakın şimdi hadiseyi Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresinin 125. ayeti derhal tespit ediyor. Kur'an-ı Mübin. Bela, evet ey Müslümanlar, in tesbiru ve tetteku ve ye'tukum min fevrihim hâzâ yundidkum rabbukum bi hamseti âlâfin minel melâiketi müsevvimîn. Sadakallâhul azîm. Ey Müslümanlar, ey kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed, size Allah şöyle sesleniyor. Evet, Allah yolundaki zorluklara ve zahmetlere sabırla mukabele ederseniz, sırtınızı dönüp kaçmazsanız, parçalanmaz ve bölünmezseniz, وَتَتَّكُوا تَكْوَى mertebesini muhafaza ederseniz, Allah'ın hakkından sakınırsanız, وَيَأْتُوكُمْ مِنْ سَوْرِهِمْ hiç bulmadığınız yerde Allah size gönderir. هَذَا يُنْدِكُمْ Allah imdadınıza koşar. Rabbüküm Mevlanız bi hamseti alafin minel melaiketi müsbiselvinin işaretli, nişanlı nişanlı göklerden yeryüzüne Allah sayısız melekler göndererek sizin imdadınıza vallahi kavuşur diyor Kur'an-ı Kerim. Melek göndermek suretiyle imdadınıza kavuşur. Derhal sizin yardımınıza yetişir. Bütün kainatın tamamına şamil olan kudret-i ilahiyenin kıyamete kadar bunu göndermesi ve bu imdadı Müslümanlara arştan arza göndermesi daima mümkün olan, daima müsait olan bir hadise. Yalnız ve bir ashabına hususi mahiyette gönderilmiş değil, kıyamete kadar Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda bütünleşen, Allah yolunda kenetleşen, tefrikaya düşmeyen, vahdet-i ilahiyede kaynaşan bütün müminlere arştan arza Allah meleklerini gönderip mutlak yardım edecektir. Ayet-i İlahiye bunu haber veriyor. Kardeşlerim, bu İslam tarihinden verdiğimiz misali bir de Osmanlı tarihinden vereceğim. Allah aşkına yine can kulağıyla dinleyip de rüzgarımızın kesilmemesi için وَتَزْهَبَ رِيْحُكُمْ diyor ya, rüzgarınız kesilmesin, rüzgar hızındaki kuvvetleriniz kesilmesin, canınız çıkmasın, devletiniz, milletiniz, memleketiniz mahvolmasın ve İslam'ın soluğu kesilmesin dediği manayı Osmanlı ecdadımızın tarihinden yine bir sahneyle terkinlemeden geçmeyeceğim. Efendiler, deminki verdiğim misal ve ayet-i kerimedeki mana, Bedir'de, Bedir cenginde savaşan, Allah yolunda bütünleşen müminlere hitap ediyordu. Şimdi arz edeceğim sahne, bizim ecdadımıza Allah-u Teala'nın gönderdiği imdadı ifade ediyor. Osmanlı ecdadımıza, Müslüman ecdadımıza, Müslüman atalarımıza Allah-u Teala'nın gönderdiği müthiş imdadı ve yardımı ifade ediyor. Efendiler, Osmanlı ecdadımız biliyorsunuz çok milletlerle savaşmışlardır. Fakat Osmanlı tarihini açın, okuyun, göreceksiniz ki Müslüman Türk milleti en fazla Moskovlarla, Ruslarla muharebe etmiştir. Tarih bunun şahididir. Moskov muharebeleri, Osmanlı-Rus muharebeleri, o kadar savaşmışız ki memleketimizi almak için, vatanımızı parçalamak için öyle bizimle muharebe etmiş ki Ruslar, Ruslarla yaptığımız savaşları topluyoruz, tam 53 sene devam etmiş oluyorlar. O kadar savaşmışlar bizimle. Osmanlı-Rus muharebeleri, bütün tarih kitabı boydan boya bununla dolu. Açın okuyun. Bu sahnelerden birisini bir tarihçimizden aynen nakledeceğim. Bakın Allah aşkına. Bunlardan Osmanlıların Ruslarla yaptığı Kırım Harbi. Meşhur Kırım Muharebesi. Kırım Harbi'ndeki vukua gelen bir hadise. Müthiş bir hadise meydana geliyor. Yabancı gazetelerin de bizzat şahitlikleriyle
aynen dünya tarihine de geçmiştir hadise. Nakrediyorum şimdi. Tarihçi Ahmet Mithat Bey, meşhur tarihçi, Osmanlı tarihini yazan bir zat Ahmet Mithat Bey, vakayı, hadiseyi aynen şöyle ifade ediyor. Ruslar Oltaniçe'de o gün 150 bin kişilik bir askerle, 150 bin kişilik askerle Eflak Boğdan emaretlerine girdikleri vakit 25 bin kişilik bir orduyla Bükreş'e yürüyordu. Bükreş Romanya'nın baş şehri. Romanya o zaman bizim bir köyümüz halindeydi biliyorsunuz. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa. Serdar-ı Ekrem başkumandan demek. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa her taraftan hücuma kalkan Rusları tutmaya çalışıyordu. Fakat cephenin en zayıf noktası Oltaniçe noktasıydı. Orada 3000 kişilik zayıf bir Kürt birliği bulunmaktaydı. Onlar da 2 veya 3'ü geçmeyen bir bataryaya sahipti. Düşman ordusu ilk defa bu zayıf noktayı ezmek, boğmak istemişti. Takip ediniz. Buraya 10 misli bir kuvvetle Ruslar hücuma geçti. Bu harbi civar tepelerden seyretmek için Eflak Boldan ahalisi, hatta yabancı gazeteciler ve bütün ahali seyri temaşaya daldılar. Düşman sabahtan külliyetli bir top ateşiyle Türk askerinin yolunu tutmuş, seyircilerin de bu müthiş haller karşısında Türk askerlerinin nasıl mahvolacağını düşünerek gözleri gayri ihtiyari yaşarmıştı. Müslüman Türk askerinin arkasında Tuna Nehri akıyordu. Tuna Nehri akıyordu. Geriye dönmek ihtimali de yoktu. Önünde cehennem gibi bir ateş püsküren toplar vardı. Bu toplar atışa bir başladı mı asla susmuyor, top güllesi yağdırıyorlardı. Savaş bütün şiddetiyle başlamıştı. Top seslerinden adeta gökler parçalanıyor. Müslüman askerlerin üzerinde uçuşan gülle ve mermiler biraz ileride Tuna Nehri'ne gömülüyorlardı. Muharebeye bakın. Türk askerleri düşmanlarının kendilerinden sayı ve tecihizat bakımından ne kadar üstün olduklarını biliyorlardı. Fakat işin içinde dinli dinsiz mücadelesi vardı. Kimse İslam'ın haysiyetini feda ederek dinsiz düşmanlarına teslim olmak istemiyorlardı. Kol ağasının müsaadesi üzerine ikişer rekat namaz kılan Müslüman Türk askerleri birbirleriyle helallaşıp kucaklaştılar. Ve içlerinde sağ kalanlar olursa yavrularına selam götürmesini söylediler. Şimdi son hücumlarını yapacaklardı. Çünkü Türk askerinin mühimmatı tamamen tükenmiş, iş kucak kucağa, süngüye kalmıştı. Bir kara bulut gibi topların himayesinde ilerlemiş bulunan kafir Rus askerleri de artık ağır silahlarını susturmuş, onlar da süngülerini takmışlardı. Yan taraftaki büyük dağların yüksek tepelerinde vaziyeti seyreden yabancı gazeteciler ve halk, Müslüman Türk askerlerine acıyorlar, bir avuç kuvvetin kaç dakika dayanacağını merakla hesap ediyorlardı. O anda müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kol ağası, şehadet parmağıyla gökyüzünde bir şeyler gösteriyordu. Gaziler, benim imanlı çocuklarım, bakınız Allah Celle Celaluhu bizlere imdat gönderiyor. Semaya bakın, gökyüzüne bakın diye heyecanlı bir sesle haykırıyorlardı. Bir anda başlarını semaya çeviren muhasara altındaki Müslüman mücahitleri ne görsünler? Bölük bölük kurna kanatlarını hatırlatan yeşil elbiseli melaike ordusu İslam askerlerine imdat için geliyordu. Ve bir ucu da Rus askerlerin tepesine bir kartal yükselişi halinde düşüşmekteydi. Zaten şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyen asker, bu hali uzaklardan temaşa edenler, vaziyeti olduğu gibi gördüler, cümlesi de hadisenin tesiri altında hayretler içinde kaldılar, dehşete düştüler. Birdenbire o koca düşman askeri bozuldu,
darıldı, parçalandı ve arkasına düşen Müslüman askerleri ise mutlak zafer kazandı. Ortalık sükunete kavuştuktan sonra Olkan İçe'de durumu seyretmiş olan halk ve gazetecilerin Türk askerlerine ilk sualleri şu oldu. Yanınızda dövüşen yeşil elbiseli, nurani yüzlü baba yiğit askerler kimlerdi? Şimdi onları aranızda göremiyoruz demişlerdi. Onlar hadiseyi olanca açıklığıyla ifade etmişler ve Allah'a şükür secdesine yapmışlardı. İşte aziz kardeşlerim, rüzgarınız kesilmesin derken Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın, Şühedaullah'ın, salihlerin ümmeti Muhammed'e yardımının kesilmemesini istiyorsanız bütünleşiniz, çekişmeyiniz, dövüşmeyiniz. İman vahdet iktiza eder, vahdet-i kulûb iktiza eder. Kalplerin bütünleşmesi müminleri zafere götürür, muvaffakiyete götürür. Aziz kardeşlerim, ayet-i kerimeyi bir kere daha okuyup terkinliyorum ve mevzuya Allah nasip ederse gelecek hafta bütün samimiyetimizle tekrar devam edeceğiz. وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Ey müminler! Nerede olursanız olun, Allah ve Resulüne bağlı kalın. Birbirinizle çekişmeyin, dövüşmeyin. Zira korkak olursunuz, özlek olursunuz, neme lazımcı olursunuz. Rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz mahvolur. Allah yolunda sabredin, bilin ki Allah mutlak sizinle beraberdir. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mahveyle. Ya Rabbi lütfunla, merhametinle ümmeti Muhammed'i tevhid eyle. Ya Rabbi içimizde ve dışımızda yurdumuzu, yuvamızı parçalamak isteyen düşmanlar var. Dışarıda ve içeride kafir, düşman unsurları var. Bunları kahhar ismi şerifinle kahreyle ya Rabbi. Ecdadımızın kanlarıyla yoğrulan topraklarımızı, Ulubatlı Hasan'ın sinesinden dökülen kanlarla yoğrulan topraklarımızı man eline terk etme ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, her çeşit bölünmelerden, siyasi çekişmelerden, tefrikalardan, falancılıktan, filancılıktan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. El asif amin diyen kardeşlerimi, kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bu iman ile huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Bu güzel günde, sıkıntılı günlerde, uzaktan yakından kadın erkek toplaşarak şu mukaddes kubbenin altında toplanan kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi buradan mahrum çıkarma. Ya Rabbi düşmanlara bizi mahkum ve mağlup eyleme. Ya Rabbi nefsimize ve nefsimize hakim eyle. Ya Rabbi Resul-i Zişanının karşısında bizi mahcup eyleme. Ya Rabbi melekler ordusuyla yardım ettiğin ecdadımıza bizi layık eyle. Ya Rabbi bizi birbirimize düşürme. Ya Rabbi Yahudilerin hilesine kaptırma. Ya Rabbi bizi de doğru yoldan saptırma. Ya Rabbi yol ve yönümüzü şaşırtma. Ya Rabbi düşmanı tepemizde gezdirme. Amin. Ya Rabbi bizi canımızdan bezdirme. Amin. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimi nar-ı cahiminden azad eyle. Amin, amin ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin.